hareket dizelimiz var. Evet. İlk hareket dizelimizden start veriyoruz. Evet. Yavaş yavaş türbinimizi çeviriyor buradan. Türbin dönmeye başlıyor. Bu türbinimiz dönmeye başlıyor. Burada 8 tane yanma odamız var. Buradan hava ve mazot karışımı giderek ateşleme yapılıyor. Yani yanma odası dediğimiz bizim arabalardaki makineye, onların karşılığı olarak düşünürsek piston evet. Var yani burada. Piston yok, kanat var işte. Pistonun yerine kanat var. Kanat yani var. Jet motorlarında olan tip. Zaten ben de hayatımda bu kadar büyük makine hiç görmedim. Gördüğüm en büyük makine bu. Bundan daha büyükleri var mı? Muhakkak var tabii. Evet. Sonra bu türbinler dönmeye başlıyor. Bu kendi kalkındırmaya başlıyor 1800'den sonra. İlk hareket dizelimiz devreden çıkıyor. Evet. Bu kendi kaldı. Bir devre geliyor. Evet. Ondan sonra ikazladıktan sonra jeneratörümüz devreye giriyor. Evet. Ve üretime geçiyoruz. Kaç yılında kuruldu bu santral? 1974'te başladı kurulmasına, 75'te tamamlanmış oldu. Kuruldu ve bitti. Evet. Kaç megawatt gerekiyor herhalde değil mi? Kaç megawatt elektrik üretilir burada günde veya çalıştığı zaman? İstenilen yüke göre değişir. Normal gücü 30 diye şey diyoruz ama biz 20 olarak çalıştırıyoruz. Düşük kapasitede. Niye düşük kapasitede çalıştırıyorsunuz? Belli senelerin geçtiği bir yıpranma var. Ondan dolayı o şekilde çalıştırıyoruz. Bu santrallardan kaç tane var ülkemizde? Bunlardan iki tane işte. Bir Teknecik'te, bir de Dikmen'de. Dolayısıyla şimdi bunlar 25-25-50 megawatt elektrik üretiyor. Evet. İkisi aynı anda çalıştığı zaman. Evet, öyle. Evet, bu ne kadar mazot yakıyor? Mazot? Mazottur. Saatte 8-9 tona yakın mazot yakıyor. Yani bunu Türk parası olarak hesaplarsak bugünkü piyasa değeri olarak kaç Türk liralık mazot yakılıyor saatte? Tonu 5,5 milyon olduğuna göre 9'da 5,5'u çarpmak lazım. 45-50 milyon geç. 50 milyon saatte yakılıyor. Sizce pahalı bir üretim mi bu yoksa normal bir dünya standartına göre? Burası pahalı bir şeydir, üretimdir. Bunlar daha çok peak yüklerde çalışan santrallardır. Nerelerde çalışan? Peak yük dediğimiz belirli zamanlarda kısa dönemler için çalışıp duran santrallardır bunlar. Evet. Bunun kaç saat çalışma kapasitesi var? Yani kaç saate kadar çalışabilir maksimum? 24 saat çalışıyor çalıştıktan sonra. Yani bir hafta boyunca hiç durmadan çalışabilir. İyi çalışır. Çalıştığında. Evet, 8 saat çalıştığında 400 milyonun üzerinde bir masrafı olur.